Ama bak, cemaat dediğimiz şey resmi bir organizasyon değil. Yasal bir organizasyon da değil. Yani gayrimeşrudur demiyorum. Ama yani cemaat üyesi dediğimiz kişinin bir yere kaydı yok. Cebinde cemaat üyesi olduğuna dair kimliği yok. Alnında cemaat üyesi olduğuna dair bir ibare yok. Dolayısıyla hangi savcı, hangi polis, hangi vali, hangi rektör, hangi bilmem bakan cemaatçidir, cemaat uygulaması yapıyor, cemaatten talimat alıyor. Bunları biz bilemeyiz. Fakat bütün bunları atayan, denetleyen hükümettir. Hükümetin kim olduğunu biliyoruz. İsmen ve anayasal olarak da görevleri, sınırları tanımlı kişilerden söz ediyoruz hükümet derken. O nedenle bizim muhatabımız hükümettir. Velev ki cemaatten, velev ki şuradan, şu derin güçten, öbür paralel güçten birileri talimat alıp süreci bozmaya çalışıyor. Burada da sorumlu hükümettir. Bunu önlemesi gereken de hükümettir. Muhatabı tekrar açıkça belirtiyorum. Cemaat değil, hükümettir. Dolayısıyla bu süreci cemaat bozuyor. Cemaat karşı çıkıyor. Dolayısıyla hükümet mağdurdur şeklindeki bir yaklaşımı biz kabul etmiyoruz. Bütün bu olup bitenlerin sorumlusu hükümettir. Velev ki vekillerimizi serbest bırakmayanlar cemaate yakındır. Velev ki efendim bu yolsuzluk operasyonlarını yapanlar cemaate yakındır. Velev ki her türlü bilmem süreci zora sokan hamleyi yapan polisler cemaate yakındır. Peki bunları Barış ve Demokrasi Partisi mi atadı? CHP mi atadı, MHP mi atadı bunları? Bunları atayan AKP'dir. 12 yıldır iktidarda olup bunları bir bir buralarda konumlandıran, yetki veren, görev veren, yetiştiren hükümetin kendisidir. O nedenle şu anda aralarında bir gerilim var ve bu gerilim efendim çözüm sürecini olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla AKP de mağdur oluyor, çözüm süreci de zora giriyor tartışmasında. Biz AKP'yi sorumlu olarak görüyoruz. Çünkü cemaat de doğrudan onların kontrolünde, onların işbirliği yaptığı, ittifak yaptığı, koalisyon yaptığı bir sivil güçtür. Ve onların sorumlusu, hamisi AKP'dir. Onların yapacağı her türlü olumsuzluk AKP'ye mal olur, hesabı da AKP'den sorulur. Cemaatten sorulmaz. Kim cemaat, kim değil bilemeyiz. Yasası, hukuku, kanunu olmayan bir sivil yapıdan söz ediyoruz. Anayasaya karşı sorumluluğu olmayan bir sivil yapıdan söz ediyoruz. Bu sivil yapıdan kim nasıl hesap soracak? Bütün sorumluluk hükümettedir. Hesabını da hükümetten sorarız biz. Bu haliyle çözüm sürecinin her gün zora girdiği de doğrudur. Fakat bunun sorumlusu cemaat midir değil midir bunu bilemeyiz biz. Hükümettir sorumlusu. Bizim açımızdan mesele bu kadar açık ve nettir. Başkan, yanlış anlamadıysam siz konuşmanızda şu anda görünen temiz eller operasyonu değil, siyasi bir rekabettir. Şu aşamada bugün itibariyle yani bunun temiz eller operasyonuna dönüşmesini istiyoruz. Bekliyoruz. Kesinlikle bir siyasi rekabet gibi birbirini siyasi olarak çürütme operasyonu gibi kalmamalıdır. Yolsuzluk yapandan hesap sorulmalıdır ve gerçekten temiz eller operasyonuna dönüşmelidir. Beklentimiz odur. Yani şu aşamada henüz soruşturma tamamlanmadığı için bilemiyoruz tabii ki. Kim ne yapmış, iddialar nedir, deliller nedir? Bunların hepsinin ortaya çıkması gerekir. Şeffaf, aleni, açık soruşturmaların yürütülmesi lazım. Halkın da ikna olması lazım. Yani toplumun da her yerde duyarlı olması lazım. Yani halk her yerde bu soruşturmanın mutlaka peşine düşmelidir. Ucu kime dayanırsa dayansın mutlaka takibini yapmalıdır. Yani buradan şunu demek istemiyorum. Bakın, cümlelerimi açık net ifade ediyorum ki tavrımız, duruşumuz yanlış anlaşılmasın. BDP tavrını cemaatten yana koydu gibi anlaşılmasın. BDP tavrını haktan, adaletten yana koymuştur. Yolsuzluk operasyonları, hırsızlık operasyonları cemaate de sirayet edebilir. Bilmiyoruz. Cemaate yakın olan veya cemaate mensup olanların da karıştığı yolsuzluklar, hırsızlıklar olmuş olabilir. Onların da üstüne gidilmesi lazım. Biz bu kadar açık net söylüyoruz. Biz adaletten yanayız. Cemaatten, AKP'den yana bir tavır koymak zorunda değiliz. Evet. Vallahi en basit şeyi tarifi şudur herhalde. Öküz öldü. Yani öküz ölünce ortalık böyle karıştı. Ortaklık bozuldu. Şu ana kadar paylaşıyordular. Elde edilen rantı, serveti paylaşıyordular.
Şu anda bunun sıkıntıya girdiği görüldü. İyi oldu. Yani bütün bu gerilimler bir hayra vesile oldu. Ve Türkiye inşallah bu vesileyle pisliklerinden temizlenecek. Yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlüklere bulaşan herkes bu vesileyle inşallah ortaya çıkar. Bir hayra vesile olmuş durumda şu anda. Fakat siyasi sonucu ne olur? Onu biz de yakından takip ediyoruz. Ancak AKP artık eskisi gibi rahat olmayacaktır. Gezi direnişinde halkın ortaya koyduğu duruş, tepki, ortaya koyduğu direniş bu halkın özgürlüklerden vazgeçmediğini gösterdi. Bugün ve dün başlayan yolsuzluk, hırsızlık operasyonları da AKP'nin öyle rantı da rahat rahat yiyemeyeceğini, hırsızlığı da rahat rahat yapamayacağını ortaya koydu. Dolayısıyla AKP artık eskisi kadar bu ülkeyi gönül rahatlığıyla ve AKP kadroları gönül rahatlığıyla çalıp çırparak bu ülkeyi yönetemeyecekler. Bu net olarak ortaya çıktı. Bu hayırlı bir şeydir. Tabii ki şimdi bir milletvekilimiz Kürdistan ifadesini orada kullanıyor diye parlamentonun aldığı karar veya bizim bütçe şerhine Kürdistan ifadesini yazdırdığımız için parlamentonun aldığı karar, bunların hepsi iç düzeye aykırı kararlardır. Orada bizim dışımızdaki diğer partiler, muhalefet partileri, iktidar partisi de dahil olmak üzere büyük bir tarihi korkuyla siyaset yapıyorlar. Yani parlamento çatısı altında bu gerçeği örtmeye çalışabilirler. 90 yıldır uydurulmuş bir yalanı bir kez daha orada aldıkları kararlarla güçlendirmeye, teyit etmeye çalışabilirler. Ama yaptıkları iş nafiledir. Kürdistan gün gibi bir gerçektir. Parlamentoda arkadaşlarımız bu gerçeği ifade ediyorlar. Tahrik etmek için yapmıyorlar bunu. Bir yalanı, resmi bir yalanı ortaya çıkarıyorlar. Bu resmi yalanın ortaya çıkması birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsunlar. Yani BDP onlar rahat etsin diye parlamentoya girmiş bir parti değil. Bu çirkinlikleriyle, yalanlarıyla Türkiye kamuoyu önünde teşhir olmaya devam edecekler. Kürdistan tarihi bir gerçektir. Coğrafi bir gerçektir. Sosyolojik bir gerçektir. BDP bunu mecliste söylese de söylemese de bir gerçektir. Parlamento Kürdistan'dan dolayı bizi kınasa da kınamasa da Kürdistan bir gerçektir. Parlamentoyu yöneten, o saatlerde parlamentoyu yöneten başkan vekillerinin tutumunu da ben buradan kınıyorum. Onların hiçbirinin milletvekillerimizle ilgili bu tür hukuk dışı karar alma hakları yoktur. Parlamento onların iş yeri değildir, malı mülkü değildir. Bu halk bize bin bir fedakarlıkla, güçlükle oy vererek, seçerek oraya gönderdi. Onların memuru falan da değiliz orada. Hepsi hadlerini bilsinler. Diğer partilerin grup başkan vekilleri, milletvekillerin hepsi haddini bilsin. Onların yetkisi neyse BDP'lilerin yetkisi de odur. Milletvekillerimiz orada halkı temsil ediyorlar. Düşüncelerini özgürce söylerler. Zaten dışarıda ağır bir şekilde bedelini ödüyoruz. Halen tutuklu milletvekillerimiz bunun bedelini ödüyor. Binlerce fezlekemiz var. Hakkımızda açılmış binlerce dava var. Biz bunun bedelini ödeyerek düşüncelerimizi, fikirlerimizi savunuyoruz. Bunu engelleyebileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Ben de buradan açıkça söylüyorum. Evet, Kürdistan vardır. Dört parçaya bölünmüştür. Bir parçası İran'da, bir parçası Türkiye'de, bir parçası Suriye, bir parçası da Irak resmi devletlerinin sınırları içerisinde kalmıştır. Bu gerçekliği ifade ettik diye bizi linç edeceklerini sanıyorlarsa kusura bakmasınlar. Geçti o dönemler. Kürdistan var, Kürt halkı var, Kürtçe var. Bunlar artık resmi statüye kavuşuncaya kadar da biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunlar resmi olarak kabul edilinceye kadar da biz siyasi olarak savunmaya devam edeceğiz. Bedeli ne olur bunu hiç düşünmüyoruz bile. Başkanım, yani son 13. heyet İmran ziyareti sonrasında Afrocan'ın yazdığı 20 sayfalık mektup Kandil ve Avrupa'ya ulaştığı yönünde haberler doğru çıktı, bunu biliyoruz. Doğru. Yapacağınız ziyarette, Süleyman ziyarette bu mektupların cevabı noktasında Kandil'le bir görüşmeniz olacak mı? Ya da hani bir cevap verirse onu getirmek evet, bir şey söz şunu inanın ki açıklıkla söyleyeyim, yani bizim Kandil'le şu anda netleşmiş bir randevumuz yok. Ama Süleymaniye ziyareti vesilesiyle biz tabii ki Kandil'le görüşmek istediğimizi ilettik. İklim koşulları, coğrafya koşulları el verirse Kandil'de KCK eş başkanlarıyla, yönetimiyle bir görüşme yapmayı arzuluyoruz.
Belki gider mektupların cevabı da hazırsa onları da heyetlerimiz İmralya Sayın Öcalan'a ulaştırsın diye alabiliriz. Ama dediğim gibi oradaki iklim koşullarını bilmediğimiz için henüz bir şey söyleyemiyorum. Başkan, son dönemlerde siyasi partiler arasında bir diyalog olduğu gibi, evet. İşte KDP ve EYD gibi veya sizde YRK'yi ziyaret edeceksiniz. Bu ilerisi yapılması ertelenen Kürt Ulusal Kongresi'nin yeniden gündeme gelmesi için bir umut olabilir. Elbette ki, yani zaten ilk ve yakın hedefimiz budur. Öncelikle Kürt siyasi hareketlerin arasındaki bazı gerilimlerin ortadan kaldırılmasını biz arzuluyoruz. İki arkadaşımız biliyorsunuz neredeyse bir haftadan bu yanadır Hevler'dedir. Bu çalışmalar için orada bulunuyorlar. İlk etkilerinin biz Rojava'da görüleceğini umut ediyoruz. Cenevre Konferansı'na Rojava Kürtlerinin tek meclisle ve tek temsiliyetle gidebileceklerini biz görmek istiyoruz bunun sonucu olarak. Tabii ki İkinci sonuçta ulusal kongrenin, ertelenen ulusal konferansın bir an önce gerçekleşmesi beklentisidir. Bu ziyaretlerimizde bütün bunları da konuşacağız. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, dostlarımızla bütün bunları da değerlendireceğiz. Başkan, bu operasyon geride devam ediyor ki, zannım parlamenterin, AKP müşahidelerin, AKP'nin Kürdistan'ı tez dövlemen de yapıyor. Yani hep nabat ifade edilen. Mesela bir operasyonu bu gece banker, parlamenter, müşahidelerin. İnşallah. İnşallah. Yani az önce de belirttim. Biz gittiğimiz her yerde AKP'nin yöneticilerinin yolsuzluğa dair uygulamalarını duyuyoruz. Yani üniversitesinden, belediyesinden, valiliklere kadar her yerden rüşvet ve usulsüzlük kokusu geliyor. Şimdi bugüne kadar AKP'lidir diye bunlar korunuyordu. Bundan sonra inşallah kim yolsuzluk yapmış olursa olsun, bir BDP'li de olsa bizim için hiç fark etmez. Gereği yapılsın, üstüne gidilsin. Bakın, milletvekilleriyle ilgili açık söylüyorum. 550 vekilin yarın bütün dokunulmazlıklarının kaldırılmasına biz hazırız. Bakanlar dahil, başbakan dahil. Yarın parlamentoya gelsin, tamamının dokunulmazlıklarını kaldıralım. Ve hepimizle ilgili yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, usulsüzlük ne varsa savcılar derhal soruşturmaya başlasınlar. Bu kadar netiz, bu konuda bu kadar açık destek veriyoruz. Başkan. Mevcut katliamda askerlerin evleri taradığı ve insanları öldürdüğüne dair bir açıklamaydı. Bu konuda evet. Ne düşünüyorsunuz? Bugüne kadar katliamla ilgili herhangi bir soruşturma da yapılmamış. Birçok katliam gibi maalesef, yani 92 Şırnak katliamında da işte Lice katliamında olduğu gibi tanıklıklar ortaya çıktıkça ancak soruşturmalar derinleştiriliyor. Tabii dönemin valisinin beyanları çok önemlidir. Bir defa bu beyanların artık savcılar tarafından resmiyete kavuşturulması lazım. Savcının görevidir. Yani medyadan, basından öğrense dahi reysen derhal çağırıp tanık olarak dinlemesi lazım. Ve onun tanıklığı çerçevesinde dosyayı derinleştirmesi, soruşturmayı derinleştirmesi lazım. Onun bilgisi, vereceği bilgiler ışığında da ifadesini alması gereken, sanık olarak yargılanması gerekenleri tespit edip iddianame hazırlaması lazım. Bunu yapmayan savcılar suç işlemiş olur. Bizim hukuk komisyonumuz da bu tür açıklamaları yakından takip ediyor. Eğer yakın zamanda ilgili savcılıklar, ki Şırnak Yerel Savcılığı ve Diyarbakır Özel İlkili Savcılığı bu konuda yetkilidir. Yakın zamana kadar da bu konuda işlem yapmazlarsa, valiyle ilgili en azından beyanların alınması girişimde bulunmazlarsa, bizim avukatlarımız bu konuda girişimde bulunacaklar ve savcılıklara dilekçe verip valinin ifadesinin alınmasını resmi olarak isteyecekler. Geçen sene Roboski'ye tam kadro olarak gittiniz başkanım. Evet. Sene kitlesel bir giriş olacak. Evet, tekrar öyle bir planlamamız var. 27 Aralık Cuma günü rahmetli Şerafettin Elçi'nin Cizre'de mevlidi olacak. Hep birlikte o mevlide katılıp Şerafettin abimizin yıl dönümü vesilesiyle Cizre'de ailesiyle, halkımızla birlikte olacağız. Orada da kitlesel bir mezar başında anma olacak. Ertesi gün 28 Aralık'ta da Roboski'de olacağız ve bir kez daha Roboski katliamının hesabının henüz sorulmadığını hükümete hatırlatacağız ve hükümetin bu konuyu kapatamayacağını Roboski'li ailelerin yanında durarak göstereceğiz bir kez daha. Başkan, dünkü operasyonda gördüğünüz kadarıyla Türkiye'nin alışık olmadığı bir müdahale yöntemi söz. Evet. Yani işte polis operasyon yapıyor, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürlüğü'nün haberi olmuyor, İçişleri Bakanlığı'nın haberi olmuyor. Yani ülkede çalışma olmadı. Evet.
Şimdi bugün diş müdahale konuları da gündeme geliyor, iddiaları. Siz böyle bir ihtimal düşünüyor musunuz? Şimdi uluslararası bir müdahale... Hayır, yani bir yolsuzluk operasyonu ile ilgili dış müdahale veya işte bu bir müdahaledir söylentisi, bu AKP'yi mağdur gösterme anlayışının bir sonucudur sadece. Şimdi işin içinde bakanların çocukları var. Siz bir bakanın çocuğunu alırken bakana haber vermezsiniz herhalde. Yani savcı veya polis soruşturmayı dikkatli yürütmüş. Öyle anlaşılıyor. Usula aykırılık var mı? Yok. Kanuna aykırılık var mı? Yok. Kanun ile de bakana haber verecek misin diyor mu? Demiyor. Dolayısıyla benim haberim yoktu, bize karşı komplo yapıldı şeklindeki bir yaklaşım AKP açısından kabul edilebilir değil. Biz şu anda hani soruşturmanın daha başıdır, şeffaf yürümesini istiyoruz. Yani ne yapılmış, kim, nerede, ne usulsüzlük yapmış, bunun halka açıklanması lazım. Yani bu soruşturmalar şu aşamaya kadar gizli yürütülebilir ama bundan sonra artık alenileşmesi, şeffaflaşması lazım. Operasyonu yürütenlerin de halkın desteğini ve muhalefetin desteğini arkalarına alma gibi bir düşünceleri varsa şu aşamadan itibaren şeffaflığa önem vermeleri lazım. Gizli kapaklı olmaz bu işler. Kim ne kadar götürmüş, nasıl götürmüş, ne deliller var, bakan mı var içinde, başbakan mı var, muhalefet mi var? Herkesin bunu bilmesi lazım. Artık iş o noktaya dayanmıştır. Bunu kapatmak, kapatmaya çalışmak, kapatmaya çalışanları da beraberinde götürür. Kim olursa olsun, hangi savcı, polis, bakan bunu örtmeye, kapatmaya çalışırsa o da beraberinde gider. Bu artık bu kadar büyük bir, ciddi bir meseleye dönüşmüş. Başkan, bununla ilgili son bir soru. Şu anda düştü daha yeni. Soruşturma dosyası Zekeriya Öz'den alınmış. Yani bunların işte hepsi müdahaledir. Biliyorsunuz Zekeriya Öz kendi atadıkları savcıdır. Ergenekon operasyonlarını yapan ve başbakanın kendi eliyle zırhlı araç tahsis ettiği, o kadar güvendikleri bir savcıdır. Şimdi kendi İSOT tarlalarına girince bağırmaya başladılar tabii ki. Yani mesele budur. Bu tür müdahaleler bu aşamada doğru değildir. Soruşturmanın adil yürütüleceğine dair hükümet kesinlikle güvence vermelidir. Savcılara veya polislere bu aşamada müdahale soruşturmanın örtüleceğine dair işaretler anlamına gelir. Hükümetin artık bu işlerden el çekmesi lazım. Konu yargıdaysa el çekmesi lazım. En